en önemli faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Reflü hastalığının belirtileri nelerdir? Hangi semptomları gördüğümüz zaman bir uzmana danışmalıyız? Evet, şimdi reflü hastalığı çok enteresan bir hastalık ve birçok bölümü ilgilendiriyor. Şimdi reflü hastalığı tabii ki gastroenterolojinin ana hastalığı, yani bizim mide bağırsak hastalıkları bölümü olan gastroenterolojinin ana hastalığı. Bir kere bizim bu hastalığı yakından bilmemiz gerekiyor. Şimdi iç hastalıkları uzmanlarının çok iyi bilmesi lazım. Göğüs hastalıkları uzmanlarının çok iyi bilmesi lazım. Niye bilmesi gerektiğini şimdi birazdan anlatacağım size. Aile hekimlerinin ezbere bilmesi lazım. Şimdi şu anda aile hekim olarak çalışan arkadaşlarımızın reflü hastalığını ezbere bilmesi lazım. Ondan sonra kardiyolojinin bilmesi lazım. Ondan sonra diş hekimlerinin bilmesi gerekiyor. Yani böyle en az 5-6 branşı ilgilendiren bir hastalık. Niye? Çünkü şimdi mide bağırsakla, mide ile ilgili, yemek borusu ile ilgili şikayetler neler? Bir kere hastalarda göğüste ve mide kısmında yanma oluyor. Bu hastalığın en belirgin şikayeti yanmadır. İkinci olarak hastalarda en sık görülen hastalar diyor ki efendim midemden ağzıma doğru işte yemek boruma, boğazıma asit geri kaçıyor. Buna biz regurgitasyon diyoruz. Mide asitinin ya da yenilen gıdaların geri kaçması. Bu hastalığın iki tane önemli semptomudur, ana semptomudur. Eğer bir hastada göğüsde bir yanma ya da midenin girişinde bir yanma varsa ya da hasta bize diyorsa ki midemdeki işte acısı, ekşi sular ağzıma doğru geri geliyor diyorsa bu aksi ispat edilene kadar reflü hastalığıdır. Yani bunu bizi dinleyen herkes bizden sonra kendilerinde ya da çevresinde reflü hastalığı olup olmadığını kolayca anlayabilir. Eğer kişide yanma ve beraberinde bir geri kaçış olayı var ise bu aksi ispat edene kadar reflü hastalığıdır. Bu ana iki şikayetle birlikte hastalarda geğirme sık görülüyor, gaz oluyor, şişkinlik oluyor ve enteresan bu hastalarda ağız kokusunu biz sık görüyoruz. Ağız kokusunu sık görüyoruz ve eşler arasında ciddi bir sıkıntı yaratıyor tabii. Ve bu nedenle bize başvuran karı kocalar var. Diyorlar ki hocam ya bu sorunu siz çözeceksiniz ya da biz boşanacağız diyorlar. Ve boşanmaktan kurtardığımız hastalar var. Şimdi göğüs hastalıklarıyla ilgili, bu hastalarda en sık gördüğümüz şikayetler bu hastalarda kronik bir öksürük oluyor. Kronik bir öksürük. Böyle kuru bir öksürük, balgamlı bir öksürük değil. Böyle rahatsız edici, boğazda böyle bir gıcık tarzında kronik bir öksürük hastalarda sık görülüyor. Tabii her hastada değil. Ve çok enteresan, reflü hastalığı kişilerde çocukluk yaşından itibaren astıma neden olabiliyor. Astım. Hastanın her türlü tetkiki yapılıyor, bütün alerji testleri yapılıyor, hiçbir şey bulunamıyor falan filan. Ondan sonra hastayı bize gönderiyorlar. Biz bu hastada bir şey bulamadık, acaba bu hastada reflü hastalığı var mı? Ondan sonra biz tetkik ediyoruz. Nitekim hasta reflü hastası olarak karşımıza çıkıyor. Bu hastalarda zatürre gelişebiliyor. Bu geri kaçan midedeki sindirilmiş gıdaların geri kaçması, boğaza oradan nefes borusu ve akciğerlere geri kaçması neticesinde hastalarda zatürre görülebiliyor. Ve bu hastalarda demin dedim ki kardiyologların bilmesi gerekiyor dedim. Hastalarda göğüs ağrısı oluyor. Göğüs ağrısı oluyor. Şimdi göğüs ağrısı olduğu zaman hastalar acaba diyor ben kalp hastası mıyım? Ve bundan dolayı hastalar kardiyolojiye gidiyor. Kardiyolojide tetkik ediliyor. Öyle hastalar oluyor ki bazen de hastaya anjiyo yapılmış. Anjiyo yapılmış. Efor testleri, sintigrafiler, şimdi BT anjiyografiler var biliyorsunuz. Tomografiyle yapılan anjiyografik incelemeler. Her şey yapılıyor hastaya. Hastada kalp hastalığı yok. Bu göğüs ağrısı nedir? Ondan sonra hasta bize gönderiliyor. Hastada reflü hastalığı var. Ondan sonra kulak burun boğazla ilgili
Dedim ki kulak burun boğazcılarına bilmesi gerekiyor. Seste kalınlaşma oluyor. Ses kalınlaşıyor. Efendim ses kısıklığı oluyor. Seste çatallanma oluyor. Bu çok önemli. Ondan sonra kronik sinüzit yapabiliyor. Kronik sinüzit. Hastalarda sık sık boğazda böyle bir sanki bir şey var gibi, böyle bir tik gibi oluyor hastalarda. Sürekli bir boğazı temizleme gereksinimi. Ondan sonra ses tellerinde polipler oluşabiliyor. Çok önemli. Ve horlama oluyor. Bakınız horlama ne kadar önemli. Hıçkırık olabiliyor. Ondan sonra bazı hastalarda da takılma hissi oluyor. Efendim diyor ki hastalar benim sanki diyor buraya diyor yediklerim takılıyor gibi. Acaba benim burada başka bir hastalık mı var? Ben acaba yemek borusu kanseri mi oldum? Ondan sonra hastanın işte tetkiklerini yapıyoruz. Hasta da reflü hastalığı. Ve en önemlisi bugün özellikle vurgulamamız gereken larynx kanseri, gırtlak kanseri yapabiliyor. Reflü hastalığı çok önemli bir hastalık. Hem yemek borusu, mide kanseri yapabiliyor, hem de gırtlak kanseri yapabiliyor. Yani bu kadar sık görülen bir hastalık. Toplumun %25-30'unda görülüyor ve iki tane önemli kansere neden olabiliyor. Gırtlak kanseri ve yemek borusu ve mide girişinde, kardiya dediğimiz kısmında kansere neden olabiliyor. Dişte mine tabakası dediğimiz tabakada erozyonlar, çürükler söz konusu olabiliyor. Demin dediğim gibi işte ağız kokusu hastalarda sık görülebiliyor. Yani özet olarak çok değişik şikayetlerle hasta bizim karşımıza gelebiliyor. Bulantı kusmalar oluyor. Özellikle çocuk yaş grubunda bu çok görülüyor. Bulantı, nedeni izah edilemeyen bulantı kusma. Bize bu lise çağlarında öğrenci çok geliyor. Lise 2, lise 3 döneminde üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler geliyor. Tabii 14 yaşın altına biz bakmıyoruz. 14 yaşın altı çocuk hastalıklarına giriyor. Bizim yaş grubunda bulantı kusmayı görüyoruz. Özellikle bu genç yaş grubunda nedeni izah edilemeyen. Çünkü demin de söylediğim gibi mide kapağında bir gevşeme var. Kontrolsüz gevşemeler oluyor bu hastalarda ve mide içeriye geri kaçıyor. Bu şekilde hastalarda nedeni izah edilemeyen bulantı kusmalar görülebiliyor. Bir hastada nedeni izah edilemeyen uzun süreli bir öksürük olayı var ise, demin de söylediğim gibi kuru öksürük, eğer hastada bir akciğer sorunu yoksa, eğer hastada kulak burun boğazla ilgili bir hastalık yoksa, kronik faranjit, kronik sinüzit, işte astım, akciğer problemi yok ise, bu hastada üçüncü sıklıkta reflü hastalığını düşünmek lazım. Kronik öksürük olan hastalarda. O yönüyle yine bu şekilde uzun süredir var olan kronik öksürük nedeniyle bize müracaat eden ciddi bir hasta grubu da var. Bunlar tabii ekstra çok sık görülen şikayetler değil. Bu hastalığın olmazsa olmaz şikayeti yanmadır. Mide yanması ya da yemek borusunda, göğüste görülen yanmadır. Beraberinde geri kaçış şikayetleri olabilir. Özet olarak yanma ve geri kaçış, regurgitasyon bu hastalardaki iki ana şikayettir. Eğer bir hastada bunlardan bir tanesi özellikle yanma var ise siz hastaya reflü teşhisi koyabilirsiniz.